Türkiye'nin benim kariyerimde çok kıymetli bir yeri var bence. Beni yakından takip edenler daha iyi anlayacaktır onu. Çok mutluyum yani bugün. Genelde böyle sık sık çıkmıyorum ama bugün geldim Lofisiye için. Çok teşekkürsünüz. Nasıl hazırlandınız bu gece? Kim hazırladı sizi? Bugün Salih Balta tasarım elbise giyiyorum. Mücevherlerim de Karun'da. Ona hazırladılar beni. Mücevherler deyince de biz bir duyum aldık ama bu mücevherlerin Karun kadar zengin olduğuna dair ama çok evet, uçuk bir fiyatı. Çok kıymetli parçalar evet. Fiyatını tam olarak bilemiyorum ama evet kıymetliler. Bu kadar kıymetli parçaları taşımak nasıl bir duygu? Çok güzel ama büyük bir sorumluluk. Evet. Aynen. Yani yanlış hatırlamıyorsam hani 50 milyon TL gibi bir rakamı dayanır. Bilemiyorum tam miktarını ama evet yüksek meblağ olduğunu biliyorum. Son zamanlarda özellikle ünlü oyuncularımıza büyük sponsorluklar da geliyor artık. Siz de onlardan birisiniz. Neler düşünüyorsunuz bu konu hakkındaki gelişmeleri? Güzel bir şey. Yani özellikle dünyaca ünlü markalarla çalışmak çok kıymetli. L'Officiel'de özellikle benim için dünyaca ünlü markalarla çalışmam, işbirliği yapmamı da çok sağladı. Buna vesile de oldu. Çok güzel bir şey. Mutluluk verici, gurur duyuyor. İnsan gurur duyuyor yani. Ben biraz daha gidersem gidemeyeceğim. Siz evet. Biraz da kameraları doğru alalım. Aynen. Evet, diziden bahsedelim biraz da. Yeni projeler dizilerinin... Neler söyleyeceksiniz? Organize işlerde oynayacak mısınız? Öyle bir büyüm aldı, kadrosunda olacak mısınız diye. Ben şu an bir şey söylemeyeyim onunla alakalı. Yakında zaten duyarsınız. Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Şimdi ama Atatürk'ü bitirdim. Geçen ay. Ne zaman? Bir 4-5 gün önce bitirdik setimiz. Bitti. Onlar çalışıyorlar. Bu ayın sonunda muhtemelen bitirecekler seti. Çok güzel oldu. Nasıl geçti? Özellikle hani duygusal anlamda da nasıl evet, geçti çok, sizin için? Ya ben sahne ağırlığı olarak çok böyle ağırlığı olmayan bir karakterdi benim de, benimkisi ama çok mesuliyeti ağır bir roldü. Çok güzel oldu. Bilmiyorum. Benim çok içime sindi. İş almayanlar bana kızıyorlar. Neden televizyonda yoksun? Niye yoksun diye. Çünkü beklediğim bir proje var ve Atatürk'e açıkçası vakit ayırmak istedim. O çünkü çok farklı bir proje. O yüzden işte ona çalıştım. Güzel geçti ama bence sevecek seyirci. 2023 Ekim'de girecek vizyona. İnşallah. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bir yandan da ufuk kesinlikle eğitiminiz devam ediyor. Evet, sınava kaldı? Girdim bugün. Sınava girip geldim. 3. sınıftayım. Bir senem kaldı. Yani bir sene demeyeyim ama 1,5 senem var. Yaz okullarıyla toparlamaya çalışıyorum. Çok zor çünkü okumak ama çok seviyorum. Mezun olduktan sonra avukatlık düşünüyor musunuz? Yapacağım evet. Kardeşim de hukuk okuyor. O da bitirecek. Beraber artık bir şeyler yapacağız diye düşünüyorum, umut ediyorum. Bizim de dosyalarımız olur, yardımcı olursunuz herhalde. Seve seve. Seve seve. Avukatlık yaparsam büyük bir zevkle. Çok isterim. Bu dediğini unutma tamam mı? Tamam, son olarak takılar için bir güvenlik görevlisi var mı yanınızda? Şu an yanımda kimse yok. Ama beni çok gerçekten böyle şey hissettirdiniz. Acaba olmalı mıydı diye bir düşündüm. Evet olmalı yok, tabii ki. Kıymetli parçalı ama... Burada yabancı yok. Ben bugün ev sahibi gibiyim. Her ne kadar geç de gelsem. L'Officiel benim için ayrı. Zaten hani sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Evde bir kasa tuttunuz mu peki onları saklamak için? Yok. Bence bunları hiç, bu detaylara hiç girmeyelim. Ben zaten yeterince, ben bilmiyordum bu arada hani öyle olduğunu ama çok kıymetli bir parça olduğunu biliyordum. Karun Mücevher zaten bana sık sık parça veriyor ve kullanıyorum. L'Officiel'de de hatta son wedding kapağımız var. Onda da Karun Mücevher kapağı güzel bir kıymetli parçasını vermişti yine. Bilmiyorum çok da güzel, çok şık gerçekten. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir detay alalım biz. Tabii ki seve seve. Mikrofon çeker misin? Tolga bol detay alır mısın? Tabii.